Ve karşınızda Motolux Rossi 50. Dostlar, biliyorsunuz bu skuterlarda koltuğa oturduğumuzda gösterge paneli bizim gözümüzün önünde maalesef olmuyor. Biz karşıya baktığımızda gösterge panelini, hele hele çeneli bir kask taktığımızda, açık bir kask taktığımızda ise tamamen hiçbir gösterge paneli hiçbir şekilde göremiyoruz. Ta ki kafamızı aşağıya eğdiğimiz zaman. Bu da dolayısıyla otomatikmen sinyali açtığımızda çoğu zaman açık unutuyoruz ve dolayısıyla bu da bizi trafik güvenliğini ve bizi tehlikeye düşürüyor. Onun için buzzer denilen bir alet şeyi var. Küçük bir elektronik siren var. O sireni takıp sessiz sinyali sesli hale getireceğiz ve dolayısıyla da sinyali açık unuttuğumuzda bize uyaracak, sinyali dolayısıyla kapatacağız. Aynı zamanda biz dönüşlerde, şehir içinde dönüşlerde, yaya trafiğinin çok fazla olduğu yerlerde bu sinyal verip bir tarafa dönecek olduğumuz zaman yayalar bu sesi duyup bizim geldiğimizi fark ediyor ve dolayısıyla da trafik güvenliğini hem yayalar için hem de bizim için gerçekten artırıyor. Güzel bir özellik oldu. Ben bu zamana kadar aldığım motorların hepsine taktım. Buna da uygulayacağız dostlar. Hadi buyurun. İşlemimizi şöyle yapacağız. Şu ön tarafta diye tahmin ediyorum şeyi. Neydi onun ismi? Flaşörü. Flaşörün üzerine bağlayacağız onu. Arka tarafında iki tane şu vidaları var. Bu vidalar söktüğümüzde şu parça çektiğimiz zaman böyle çıkıyor ve flaşöre erişeceğimizi ümit ediyorum. Çünkü daha önceden yaptığım bir işlem değildi. Onun öncesinde şunun bacaklarına iki tane kablo lehimleyeceğim ve güzel bir izolasyonun içine alacağım. Su, toprak, yağmur, çamur olmasın diye. Hadi başlayalım. Şimdi bacaklara birer tane kablo lehimleyeceğim. Ve şu üzerindeki bantı kaldıracağım. Bantı kaldırdığımda, eğer kaldırmasanız ses soluğu çıkmaz. Bir tanesi artı bacağım, bir tanesi yani şuradaki artı. Eğer artı eksiği karıştırırsanız cihaz çalışmayacaktır. Bozuk falan zannedebilirsiniz. Bozuk falan olmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Artıya artıya, eksiye eksiye bağlamanız lazım. Şimdi silikon ucu var ya arkadaşlar. Marpuç. O marpucu şöyle yapacağız. Evet, kestik. Bunun içine su, toz vesaire almasın diye şöyle saklayacağız. Şöylece. Ve üst tarafına güzelce, bak, içine böyle sıkıştırdım. Ve üst tarafına da güzelce şöyle şeffaf silikonla. Bu arada şeyini, kablonun dibinin izolasyonunu sağlamadık arkadaşlar. Şimdi iki tane vidası var ya, bunu aldığımız zaman ön taraftaki dalgası sökülüyor arkadaşlar bunun. Evet. Ağır reis düşen bir dayı, sen alın. Evet. Şimdicik ön tarafın çıkması için yapmamız gereken hareket, evet, şu arkadaşlar. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Evet. Şimdi bir de koltuğun altına bakacağım. Muhtemelen tahmin ettiğim şey olacak diye tahmin ediyorum ama. Şimdi bu alette flaşör olmayabilir mi? Onu bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Normal şartlarda bir flaşör olur. Flaşörün artısını eksisine bağladığım zaman o uygulayacağım buzzer ötecek. Lakin flaşörü ön tarafta bulamadım. Yok. Bir de şu kutunun altına bakalım. Ondan sonra bakalım ne yapacağız. Yani yoksa da zaten uygulamayacağım. Gerekirse ya, gerçi şeyi de alamıyoruz. Yani flaşörlü, sinyalli flaşörler, sesli flaşörler falan da var ama ya elektronik olarak çalışıyorsa tabii önceden şey yapmamak lazım ama sökmeden, iyice incelemeden yani kesin karara varamayız ama şu an için yani neresine el atsak bizi elektronik sistem beyne götürüyor. Engelliyor. Beyine götürüyor. Beynine ulaşamıyoruz. Beyinsiz bir alet. Beyin çok derinlerde. 5 tane vidası var bu aletin.
Bu beşiri de söktüğümüzde evet, malzeme ortaya çıkıyor. Şimdilik bir araştırayım bakayım. Şimdi arkadaşlar, şu alet de yakıt sistemiyle de alakalıymış. Şurası zaten neydi onun ismi? Şeyi bağlamak için. Ya bilgisayara bağlamak için. Bilgisayar soketi. Beyni göstereceğim. Beyin de arkadaşlar şu. Şu var ya, şu parça. Beyni hemen şunun şurada arkadaşlar, beyni. Şu da yine yakıt sistemiyle alakalı. Sensörler, bakın şu enjektör. Şunlar sensör, şunlar sensör. Hemen şurada bir sensör var. Alt tarafta egzozun orada bir sensör var. Marş motoru ve ateşleme bobini arkadaşlar burada. Evet, buji zaten söylemeye gerek yok. Şu da yakıt sisteminin havalandırması diye tahmin ediyorum ama çok çok emin de net de bilmiyorum. Burada da yakıt sistemi, bakın şuradan şöyle geliyor. Direkt manifoldun hemen silindirin üstüyle bağlanıyor. Direkt tam enjeksiyonu diyebiliyorum. Şamandıra sistemi ve soketi arkadaşlar. Maalesef bu cihazda flaşör yok. Tamamen sinyali, flaşörü elektronik olarak yapıyor diyebiliyorum. Belki de flaşör işini, bakın alarm sisteminin beyni hemen burada. Belki de o işlevi o görüyor olabilir. Bu da alarm sisteminin kornası. Kontak anahtarı. Zaten ayar mekanizmasını falan göstermiştim. Vallahi hep planlıyoruz. Hep yaptığımız işler maalesef şey kalıyor. Böyle hep yarım kalıyor. Bunu da başaramadık. Bunu da bu işte iptal ediyoruz. Geri toparlayalım. Yapacak bir şey yok. Yani farklı belki uygulanabilir. Deneme yanılma yöntemiyle denemek lazım ama benim bildiğim klasik yöntemlerle maalesef bu buzzer işini çözemedik dostlar. Geri toparlıyorum. Yani buradan alacaklarınız belki bu buzzer'la alakalı, sesli sinyalle alakalı olmayacak belki ama belki de olmayacağını, yani bu benim anlatacağım yöntemle olmadığını anladınız ama en azından diğer yerlerden de faydalanabilirsiniz. Peki, Allah'a emanet olun. Kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.